Sevgili dostlarım, Prag turumuza devam ediyoruz. Şimdi Prag'ın en çok ziyaret edilen, en popüler yerlerinden biri olan Charles Bridge ile Charles Church. Yani. Charles Bridge Church. Charles, dilim dönmüyor, Church arasındaki yoldayız. Bu yol işte böyle hediyelik eşya dükkanları, gümüşçüler, kristalcilerle dolu. Şimdi esas atraksiyon tarafına geliyoruz. Yavaş yavaş dönüyoruz. Evet, karşımızda ne var? Charles Bridge var. Prag'ın en popüler turistik yerlerinden biri olan Charles Bridge var. İşte böyle kuleler. Bu şimdi hızlı bir şekilde gireceğiz köprüye. Tuna Nehri'nin üzerindeki Prag'daki işte 5-6 tane köprüden biri. Ama en popüler olanı. Üzerinde heykeller var ve Osmanlı Savaşı'nda sonrasında işte yakalanan Osmanlı esirleri falan, onları da tasvir eden heykeller var. Daha önce geldiğimizde burada yaşayan bir arkadaşımız anlatmıştı. Evet, şu anda kule ve kemerin altından geçiyoruz. Yukarıya da çıkılabiliyor ama burada her şey biletle. Yani öyle bedava bir yere, bir müzeye gireyim, bir yere çıkayım yok. Dolayısıyla bilet almak lazım. Gerçi burada yok galiba. Ya üstüne çıkmanın da çok esprisi var mı? Onu da bilmiyorum açıkçası. Neyse, şöyle ufaktan köprüye doğru ilerleyelim. Evet, köprünün şu anda kuzey tarafından, pardon. Evet, kuzey tarafından Tuna'nın güneyine doğru geçiyoruz. Evet, heykelleri görüyorsunuz arkadaşlar. Sağlı sollu. Evet, burada böyle iki tarafta restoranlar, değişik yerler, müzeler, çok çeşitli değişik olaylar var. Şimdi mesela şurada, burası ilginç bir yer. Bakın, burada zindan gibi bir yer var bu heykelin altında. İçinde işte af dileyen birileri. Bu muydu yoksa daha ileride miydi? Şimdi hatırlamıyorum. Bir tanesinin böyle sakallı falan, işte barbarları, yani daha çok doğulu tipleri tasvir ettiği söylenmişti vakti zamanında. Şöyle biraz kamerayı kaldırayım. Videoyu da çok uzun yapmamak için hızlı yürümeye çalışıyoruz. Şimdi Tuna'yı bir görelim, sonra zaten bitiririz. Evet, değişik antikalar, saatler. Birçok satıcı var burada, hediyelik eşya, ama böyle değişik işte kendi çizimleri, resimler, gravürler. Hem evi hem aşağıyı. Mesela burada güzel bir cadde var, meydan var. İşte burada bir binalar. Yani bu Prag hakikaten binalar görülmeye değer. Ya ben daha evvel Tuna'nın kuzey tarafını pek gezmemiştim. Pek değil, hatta hiç gezmemiştim. Meğerse şehrin esas önemli ziyaret edilecek yerleri oradaymış. O tarafı görünce hakikaten şehrin muhteşemliği, değeri daha bir ön plana çıkıyor. Şimdi şu karşıda siyah bir kule var bakın. Köprü orada bitiyor. Hani oraya kadar yürümek... Orada bitiyor. Oraya kadar filmi uzatmayabiliriz belki. Ama köprünün bitiş noktası orası. Yine bir kemerli bir kulenin altından geçerek bitiriyoruz. Evet, tadilat var. Bazı heykellerde tamirat var. 2018'de gelmiştik biz buraya. O zaman bu kule mesela tamirattaydı. Etrafı sarılıydı. Kuleyi tam olarak görememiştik. İşte Tuna Nehri'ne gördük.
Şimdi aşağıda da güzel bir köprü var. İsmi şimdi aklıma gelmedi. İşte meşhur Tuna Nehri. Yani bu taraf Almanya tarafı diyelim. Almanya'dan geliyor nehir. Şu tarafta Macaristan'a doğru, yani Budapeşte'ye doğru devam ettiği istikamet diye düşünüyorum. Muba. Gerçi bu kadar, o kadar kıvrımlı ki bu tuna. Tam tersi de olabilir açıkçası. Akıntının yönüne bakmak lazım. Evet, köprü. Şurada millet elini sürüyor. Hristiyanlığın bir işareti olan bir şey var herhalde. Herkes elini sürüyor. Evet, köprünün ortalarına geldik sayılır sevgili dostlar. Videoyu çok uzatmayacağım. Dediğim gibi biçimi şu kulenin olduğu yer. Şimdi oraya kadar yürüsek yine bir 5 dakika sürecek. Hemen şey yapalım. Şurası işte dediğim gibi Tuna. Şöyle göstereyim köprüyü. Evet, heykellerin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Köprünün tam orta noktasına gelmek üzereyiz. Karikatürcü. Evet. Şöyle bir 90 dereceyle bitiriyorum videoyu. Evet, burada videomuzu kapatıyoruz. Görüşmek üzere.